Hocam ilk sorumuz bu kadar uyarı yaptık ama ben yine de bir tanesini soracağım. Sanırım bir özel bir paylaşım olmuş bu çünkü. Hocam ilk öpücükten sonra soğumanın sebebi nedir? İlk öpücük öpüşme oluyormuş ben bilmiyorum. İlk öpücükten sonra aksine çok ciddi bir bağlanma olur yani. Nasıl öpüşse artık nereden <laughs> öptün nasıl öptün bilmiyorum ama yani <laughs> şimdi ilk öpüş genellikle işte aşkın alevlendiği falan zamandır filmlerde ve filmler mesela öyle biter. Ne bileyim Speed filmini izliyorsun herkes coşuyor taşıyor kopuyor en sonunda öpüş oluyor film bitiyor. Niye? Oradan sonra mutlu bir mevzu başlıyor bir bağlanma başlıyor diye. Şimdi yani arkadaşım ne kastetti emin ol bir bilgim yok ama bir kişi 100 milyon kere öpersen soğuyabilirsin ama ilk öpüşten sonra soğuma ben pek fazla durmadım. Ha şöyle bir şey olabilir mesela biz daha evvel çok bahsettik insanda ve diğer memelilerde eş seçiminde kimyasal uyum da çok önemli bir şeydir özellikle vücudumuzda feromonlar vesaire dediğimiz bazı hormonlar var. Bu hormonlar kokusuz koku hormonları diye adlandırılırlar genellikle. Evet. Genellikle ter bezlerimizden ve vücudumuzun bazı spesifik bölgelerinden salınıp karşı tarafa bir sinyal verirler. Daha önceki soru yorumlarda bahsetmiştik ama burada kısaca geçeyim. Mesela özellikle kadınlar bu feromonları tespit etmekte oldukça başarılıdırlar ve e, feromon kokularının çekici geldiği erkeklerle genetik karşılaştırmaları yapıldığı zaman kadınlar bundan hiç haberdar değildir ama çekici buldukları erkeklerle aralarındaki genetik benzerlik en az düzeydedir. Yani kendilerine en uzak o, akraba olan erkeği seçerler. Bir de enteresan bir şekilde feromonlar e, özellikle insanlarda ve diğer primatlarda şu burun kenarındaki oyuklu alanlar var ya oralarda Kulak memelerinin arkasında, koltuk altlarında, kasık bölgelerinde gibi vücudun girinti yerlerinde daha fazla salgılanır ya da orada daha çok birikirler ve özellikle ağızda tükürük salgısı vesaire gibi diğer salgıların içerisinde de bu tip işaretleyiciler muhtemelen bilmediğimiz başka işaretleyiciler de bulunur. Hı hı. Zaten şimdi özellikle hani tutkulu öpüşme dediğimiz meselenin biraz şekline şemaline baktığımızda bir tuhaftır yani. Millet birbirini yer gibi öpüşür. Niye böyle bir yeme refleksine benzer bir şey? Aslında birbirlerinin tadına bakıyorlar tabi. Böyle söyleyince iğrenç oluyor ama. Birincisi tükürükten bir kimyasal analiz yapılıyor. İkincisi daha evvel de konuşmuştuk öperken yaptığımız hareketlere dikkat ederseniz bizim öpme meselesi aslında bir dudakla muayene ve koklayarak kontrol etme meselesidir. Dolayısıyla işte öpüşürken hem burunla aldığımız o kişinin teninden gelen raiha ya da feromonlar işte tükürük salgısından vesaire kaynaklanan e, kimyasal ipuçları artı bir de dudaklarımız beyinde en fazla yer kaplayan dokunma alanları o hassas dokunma duyusuna sahip dudaklarımızla dilimizle vesaire karşıdaki insanı yoklayarak da onun genel işte yapısal ve sağlıksal durumuyla ilgili bir bilgi aldığımız varsayılıyor. Şimdi tabii ki olay bu kadar ayrıntılı bir kimyasal analize girdiğinde karşıdakiyle siz mesela bilmeden yakın akraba ya da MHC genleri dediğimiz o doku uyumu genleri birbirine çok yakın bir sınıftansanız o insan bir şekilde size itici gelecektir. Çok muhtemel bir şey. Hani Hı. bunu sanıyorum arkadaşımız bunu kastediyor. Çünkü bu sık rapor edilen bir şey birçok şeyde. Yani insanlar böyle geziyorlar tezıyorlar sonra biraz yakınlaşınca diyor ki ben tiksindim bundan diyor artık beraber olmak istemiyorum falan. Öyle bir iticilik durumu meydana geliyor. Tabii bu aslında biyolojik olarak ciddi bir koruma mekanizması ama İnşallah arkadaşım bunu soruyordur. Tekrar ediyorum ilk öpüşten sonra herkesten soğuyorsa bu arkadaşımın işi bayağı bir zor. Öpüşme noktasına gelmek insanın öpüşme dediğimiz eylemi yapması zaten daha ileri düzey bir şeyi yapmaya karar verdiklerinin bir göstergesidir. Yani o bir yakınlaşmanın giriş kapısı gibi bir şeydir. Ama dediğim gibi çok yoğun bir kimyasal analize dayanıyor. Bu arada canlılar arasında bayağı evrenseldir. Yani bunu çiftleşme döneminde kur yapan birçok canlıda, özellikle yüksek memelilerde sıklıkla görürüz. Bu öpüşme davranışı hep vardır. E, i̇nsanda da mevcuttur. Sanıyorum arkadaş inşallah bunu demiştir. <laughs> Yoksa ben şimdi anlam veremedim soruyu örtürüm. Hocam belki şey bilgisini de açmamız güzel olabilir. Yani biyolojik koruma sağlıyor derken orada neye kastettiğimizi de hani genler arasındaki onu da belirtmemiz gerekir. Yani genlerin çok yakın olduğu durumlarda canlılar çiftleşme ya da yavru yapmaya gittikleri zaman oluşan yavru, Normalde her bir bireyde hepimizde çekinik durumda olan yani etkisini göstermeyen bazı genetik bozukluklar olabilir. Ama bunlar anne ve babadan gelen kromozomlarla iki bozukken karşı karşıya gelirse o zaman o yavru bozukluğu ortaya koymaya daha yatkındır. Bu işte akraba evliliklerinde sakat ya da hastalıklı doğum oranlarının yüksek olmasından bildiğimiz bir şeydir. Bu arada bizim katıldığımız bazı televizyon programlarında biyolojinin B'sinin sol bacağını bilmeyen arkadaşların devamlı hayvanlarda işte şey nesep yoktur hayvanlar birbirini tanımaz evladıyla cinsel ilişkiye girer falan diye atıp tuttukları bir mesele var. Öyle değildir efendim. Bütün memeli canlılar kendi çocuklarıyla ve kendi yakın akrabalarıyla cinsel ilişki yaşamaktan uzak dururlar. Onlarla çiftleşmeyi tercih etmezler. Ancak çok stresli durumlarda, bir kafese kapatılırlarsa falan böyle marjinal davranışlar gösterirler. Çünkü bu feromon sinyalleri başta olmak üzere bir sürü biyolojik marker onlara karşıdaki o karşı cinsten de olsa, karşı cinsiyetten de olsa diğer canlıyı oldukça itici gösterir. Birçok normal beyin fonksiyonunda da zaten insan topluluklarında ensestin genellikle tercih edilmeyen hatta yasak, tavuğu, kötü bir şey olmasının altında aslında bu biyolojik adet yatar. Yani biz bunu kendimiz icat etmiş değiliz zaten içimiz çekmiyor. Ha diyebilirsiniz ki hani bazı insanlar nasıl yapıyor? Kızına tecavüz eden babalar oluyor bilmem ne oluyor. Yani bunlar nasıl olabiliyor diye. İşte bu durumlarda baktığınızda burada genellikle ya o kişinin e, hani zihinsel durumunda, psikolojik durumunda bir problem var. Ya genellikle e, bu tip durumlar beyin tümörleri vesaire gibi yıkıcı, travmatik e, yani fiziksel travma yaratan olayların bir sonucu olarak gelişebiliyorlar. Ya yani bunların hepsinde de neticede beyindeki algılama sisteminin ya da biyolojik bu feromonları algılayan sistemlerin doğru çalışmamasına ya da doğru veri değerlendirmesi yapılamamasına bağlı bazı sorunlar var. Yoksa normalde canlılar aleminde yakın akraba çiftleşmesinin önünde ciddi bariyerler vardır. E tabi canlılar bunu ahlak kurallarıyla bilmem nelerle yapmadığı için yani arada bir mesela biz fareleri laboratuvarlarda büyütürken onların biraz yemini suyunu az verelim. Herkes birbirle çiftleşiyor. Stresten üreme reaksiyonu gösteriyorlar. Çünkü bir de böyle bir durum var. Stresli durumda bütün memeliler insanlarda da bu vardır. Üreme davranışında artış gözükür. E böyle olunca tabii ki enses menset bariyerleri hızla yıkılabiliyor. Bu arada hayvanlardakine enses demiyoruz. Enses insan için kullandığımız bir tabir. Yanlış anlaşılmasın ama hayvanlarda da enses benzeri ilişki diye e, konuşabiliriz. Yani bunu engelleyen de ciddi bir şeydir. Belki de arkadaşım ilk öpüşten sonra soğuduğu o arkadaş da köyden yakın bir akraba olabilir. Dolayısıyla o konuya bir yakından bakmakta, hatta hiç bakmamakta büyük fayda var diye <laughs> düşünerek kapatayım. <ben. gülüyor>